Arkadaşlar, otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili 4 videom vardı. Şimdi bu 5. Yani Eylül ayının başından beri sizleri zaman zaman bilgilendiriyorum. Şimdi şuna gelelim. Ben size ne söyledim? Bu iş artık bitmiş. Bunun bu aşamadan sonra yapılacak fazla bir şey yok. Gelir İdaresi Başkanlığı zaten 25 Ağustos tarihli rehberinde ne diyor? Yurttaşlarımıza önerisi şu, nasıl ne yapabilirler diye, gidin diyor, vergi dairelerinizle uyumlu çalışın diyor. Yapılacak fazla bir şey yok. Arkadaşlar, gidin vergi dairelerinizle uyumlu çalışacaksınız. Türkiye'de kiranız yatıyordur hesabınıza, varsa kiralık eviniz veyahut emeklilik paranız. Bunlar da orada gözüküyordur. Ne yaparsınız? Ben size kısa ve öz bir tavsiyede bulunayım. Kimseyi dinlemeyin. Şimdi böyle veya böyle bilgiler bu sene olmazsa gelecek bu sene geliyor. Bazıları ülkeler bu iki sene, öbürleri 107 ülke var. Onlar da gelecektir. İsviçre zaten vermemiş. Vermeyecek Türkiye şu anda bilgi. Çünkü Türklerin büyük parası oradadır. Türkiye 500 milyar euro yurt dışından para falan bekliyormuş ama İsviçre, Türklerin en fazla bankalarda olduğu para yeri, onlar da oradan bir çeşitle onu kaçıracaklardır. Size tavsiyem ne arkadaşlar? Bu öyle veya böyle vergi dairelerinden size mektuplar gelecektir. Bugün gelmese yarın gelecektir. 1-2 seneyi bulur bu. Türkiye'de geliriniz varsa, işte kira geliri veya işte emeklilik maaşınız, şunuz, buyunuz, bunlar nasılsa gözükecek geldiği zaman bir miktar para. Siz bundan sonra 2020 yılında şimdi gelir bildireceksiniz. Benim Türkiye'den gelirim var diye onları bildirin. Vergi bildirimi yapasın. 2021 yılında bildirin. Ha, size geldi. En kötü ihtimalle bu sorular 2022 yılında gelirse. O geldiği zaman da ne dersiniz? Ben bilmiyordum, bunu öğrendim, bundan sonra bildirdim. Çok çok da az bir cezalar atlatırsınız. Diğer bakımdan, yok şunu yapın, bunu yapın, şöyle, bu işten kaçacak, yok, kaçış yok. Türkiye'de hesabındaki para öyle veya böyle önüne gelecek. Bundan en fazla neyle etkilenecek? Sosyal yardım alanlar, onlara da bir şey diyemiyoruz şu anda. Yani Almanya gibi ülkede, eğer gidip kendini ispiyonlasa, vatandaş ihbar ederse 5 yıl ama kendileri bulursalar 10 yıl geriye göre doğru ceza veriyorlarmış. Şimdi bu bilgiler buraya geldikten sonra bu ülkelere, bu ülkeler öyle bir imza atmış ki bizim bürokratlar, yani bazı ülkeler bazı kısıtlamalar, bizimki toptan her şeyi imza atmış. Her şeyi bilen ya, hiçbir şey bilmeyen misali. Her şeyi imza atmış. Şimdi 10 sene geriye bile bilgi vermek durumunda kalacak şeyler, bankalardaki bilgilerden. 10 sene önce hesabını inceleyecek, şu bu, gelecek bir şeyler. Onun için inşallah buradan ucuz şekilde bazı şeyler atlatmak için hata yapanlar böyle böyle şeyler yapabilirler. Yani bundan kurtuluş yok. Biz size yasal olmayan yolları değil, yasal olan yolları gösteriyorum ben. Amacımız bu. Hep de neyi eleştirdim? Bu aşamadan sonra diyorum, devletin yetkilisi çıkıp bir televizyonda şöyle şöyle yaparsanız şuradan kaçarsınız. Yani vergi kaçırmayı gösteremez resmi bir bakan. Gelir İdaresi Başkanı da aynı şey yapamaz. Bir milletvekili şey de yapamaz. Uyardım, bundan sonra diğer baktım program yapanlarda ne yapıyorlar? Ya biz de size yasal olmayan yolları gösteremeyiz diye yaptım. Ben her zaman yasal olarak ne yapılması gerektiğini söylüyorum. Yani bize size doğru yolu göstermemiz lazım. Kaçamak yapmış millet, kaçamağın cezasını ne yapıyor? Çekecek. Bir daha gidip onu şimdi şöyle yap böyle yap, bir daha gidip çukura düşürme adamı ya. Adam adresini oraya alacak veya gidip hesabını kapatacak. Almanya'nın eli armutu topluyor ya. Adam zaten korsan CD İsviçre bankalarından almış. Korsan CD oradan basmış cezayı. Hollanda gitmiş, Türklerin Türkiye'deki mal varlıklarını tespit etmiş. Oradan ceza basmış onlara. Yasal olmayan şeyleri devletler yapıyor ha, korsan şeyler. Şimdi CD hazırdır. Almanya devleti büyük bir tane ele geçirmiştir onu. Sen gidip orada adresini değiştireceksin veya hesabı boşaltacaksın. Sonuçta ne olacak? Gelecek ona niye boşalttın bunu? İyicene suç işlemiş oluyorsun. Daha bir daha suç işliyorsun. Zaten suç işlemiş, bir daha işletecekler yurttaşlarımız. Onun için arkadaşlar böyle şeyleri, bunların dediklerini fazla kale almayın. Ne diyor Gelir İdaresi Başkanlığı 31. maddede? Nasıl bu işten kurtulabilirim? Diyor ki size yol gösteriyor. Gidin vergi dairelerinize uyumlu çalışın diyor. Devletimiz buna imza atmış. Bir şey yok, atabilir. 2011'de atmış. 2014'te bir daha işte belirlemişler. 2017'de meclisten geçmiş ve 2020'nin 25 Ağustos 2020'sinde Gelir İdaresi Başkanlığı rehber hazırlıyor. Linkini gene bu soruna koyuyorum. Hiç yurt gurbetçi bilgilendirilmemiş arkadaşlar. Hiçbir gurbetçi bilgilendirme olmamış gurbetçiye. Hatta burada güzel anlaşma atmışsın, kara paradır, terör parasıdır, şudur budur.
ne yapıyorsun? Uluslararası bir örgütlenme var, bir anlaşma var. Burada bundan mücadele ediliyorlar. Güzel. Sen de ne yapmış? Hayal kurmuşsun. 500 milyar belki yurt dışında şey gelebilir, nedir? Katran para gelir. Yani İsviçre veriyor mu sana şimdi? Vermiyor. Bekletiyor. Ne yapıyor? Katran diyor oradakilerini ayarlıyor. Ama sen Lubbutti'ne göndermişsin Norveç'ten Letonya'yı. E diğerlerinde diyorsun 54 ülkede gidecek. Git 54 ülkede gidecek diyorsun. Yani kurtuluş var mı? Yok, 2019 ödülünü vereceksin. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya'yı geciktiriyorsun. İsviçre de zaten sana vermemiş. Ama onlar da 2021 yılında vereceksin diyor. Veya biraz şeydi. Milletvekiline ne sormuş televizyoncu? Diyor ki sordum. 2021 yılında verilecek mi? Bir şey diyemem. Diyemezsen niye adamın karşısına çıkmışsın? Zaten şeyde yazıyor. Abi milletin kafasını daha bu aşamada sonra karıştırmayın. Gurbetçi bu işte ne yapmış? Varlık barışı, varlık barışı deyip deyip getirin paranızı Türk bankalarına yatırın diye teşvik edilmiş. 2011 yılında da bu sonra yapılmış bu. 2017, 16, 17 her şey yapılmış. Biz sizden %2 vergi alacağız demiş. Kaynağını sormayacağız. Yurt dışındaki gurbetçi de getirmiş, yatırmış. Şimdi de 25 Ağustos 2020'de rehber hazırlanmış. Ne diyor rehberde? Biz sizi ispiyonladık. Bürokratlar böyle diyor. Hükümetin başındakiler veyahut Cumhurbaşkanımızın bu şekilde haberi var mıdır bilmiyoruz. Ama bunun gittiği şey 6-7 milyon gurbetçi zor durumda bırakılmış. Bu gurbetçiler için bir milat. 60 yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadılar. Artık Türkiye ile bütün bağları kesilecek neredeyse. Çünkü öyle veya böyle onlar bunun arkası nedir? Kaçınmaz varlıklarının da belirlenmesi olacak. Kirasını oraya yatırıyorsa onun diyecek hesabını ver, nereden geliyor? Kira varsa ev var. Veya ne varsa var, hepsi çıkacak meydana. Çünkü 10 sene geriye öyle bir anlaşmaya imza atmışlar ki 10 sene geriye doğru her şeyi vereceksin. Ha, Almanya'dan zaten çifte vergilendirme anlaşması vergilendirme önleme anlaşması varmış. Orada Almanya'yla zaten bilgi paylaşımı var onlardan. Yani ben bu aşamadan sonra Almanya'nın eline bu gurbetçilerin bilgilerini geçtiğini söyleyebilirim. Yani onlar her ne kadar altyapı şöyle böyle diyorlarsa benim duyumlarıma göre Mayıs'ın sonunda CD'ler 2019 verileri hazır. Almanya'ya 30 Temmuz'da vereceklermiş, verememişler. Geciktirdiler biraz, işte oyalıyor moyalıyor ama 2021 yılında vereceğini öyle veriyor. Kaç kişiyi şey edeceksin? Yani biri, sen Norveç'ten Letonya'yı feda etmişsin değil mi? Oradaki gurbetçinin bir tanesi bile eğer ispiyonlanmışsa öbürlerini niye ispiyonlanmış? Hepsini vereceksin artık. Birimiz, hepimiz. Öyle veya böyle bu insanların Türkiye'de barbarlıkları var. Bazıları bilmiyor. Yani Türkiye'de şirketi var, kar edip o karını burada göstereceğini bilmiyor. Anladınız mı? Böyle kişiler de var. Sonuç olarak ne olacak? Herkes bundan etkilenecek. %80'i gurbetçinin. Yani ben daha şeyimdir. En azından %80'i etkilenecektir. Ne yapar? Resmi parası olup onu gönderen Türkiye'de bir sorunu yok. En büyük etkilenecekler işte Türkiye'de azıcık parası olup da sosyal yardım alanlar da fazla olacak. Diğerleri öyle veya böyle. Sosyalden para almayanlar daha rahat durumdalar. Tabii adamın işleri kötü gitmiştir. Şimdi sosyalden para alıyordur ama 5-6 sene önce iyidir. İşte sosyalden para aldığı zaman sosyal diyor ki önce oradaki paranı yiyip ondan sonra bana gelmen lazımdı. Şimdi buradaki sorun bu. Orada 1000 euronun üzerindeki bütün paraları bildirecekler. Bu da ne olur? Çok kişiyi etkiler yani. Bilginin özellikle emekli paraları yatmıştır orada. Kirası vardır. Kirası yatmıştır. Ama onun işte gelip burada vergi bildirimi yapman lazım. Ben çok bilen bir arkadaşıma bile konuyu açtım. Dedi ki ya ben dedi Türkiye'de şirketim var. Dedim o şirketinden karını bildirdin mi bulunduğun ülkeye? Yok. Ama dedim o bildirilmesi lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bazı kişilerde yani tapiliyor da bilmemezlik var yani. Bilmeyen de var. Onun için bunu işte 2011'de imza atıldığı zaman getirip gurbetçiye bir bilgilendirme yapasaydı ona göre kendi kendine de ayarlarlardı. Yani adam çünkü 9 sene aradan geçmiş ha. Yani 5 giderdi ne olurdu? İşte parası olan gidip sosyalden daha para almazdı. Biz burada legal şeyleri, legal yolları göstermeye çalışıyoruz gurbetçiye. Legalin bu yani gidip atmazdı. Yani çünkü şu anda 60 senedir böyle bir şeyle karşılaşmadı gurbetçi. Ve çok büyük etkileneceklerdi. Yani şurada şu var. Yani hepten geri gidenler de olur. Yani hapis cezası alınacaktır bu şeyde vergi işinde. Mesela Rusya'da bulunan birinin şirketi varsa, onun Türkiye'de de parası çıkarsa veyahut başkası oturum almışsa veya vatandaşlığı almışsa Rusya'da tek vatandaşlık var normalde. Ne olacak? Adamı hapse atar bütün mal varlığını koyar yani. Yani buradan çok büyük
etkilenir. Sadece sosyalden para alanlara diyelim, onlar ufak cezalarını atlattı. Çok çok da bitti. Burada da geliri yoksa çeker gider ülkesine geri. Vatandaş değilse. Vatandaşta başka hakları var. Ama Rusya gibi ülkelerde, bazı ülkelerde onlar yani burada hapis, çok büyük bütün mal varlıklarına el konma, büyük cezalar gurbetçileri bekliyor. Almanya'da bile bir sene hapis bile olabilir diyorlar. Zaten geçenlerde ne çıktı? Bu arada banka kasaları da bakmaya başlamışlar. Almanya devleti gidiyor banka kasasına bakıyor. Adam sosyalden yardım alıyormuş. 100 bin euro para, işte 100 bin euro değerinde de altın çıkmış. 170 bin euro ceza basmış ona, onlara. Artı işte geri mahkeme almakta falan filan. O kasada bulunan parayı hepten almışlar. Bir de hapis cezası da vermişler. Bu arada bankadaki kasalarda gizli olsa da bakılmaya başlanacak. Yani bu iş artık çok değişik bir hale geliyor herhalde. Öyle gözüküyor ama gurbetçi bundan çok büyük şekilde etkilenecektir. Keşke daha önce de bilgisi olsaydı, millet hiç olmasa böyle şeylerden varsa da kaçardı yani 9 senede. Hiçbir bilgilendirme yapılmamış. 25 Ağustos 2020'de sizi biz ispiyonladık diyor. Varlık barışında getirdiğiniz paraları için teşekkür ederiz ama onları getirdiğiniz paraları sizin vergi dairenize ispiyonladık. %2 verin, hiçbir şey size kaynağını sormayacak diyordunuz. Vallahi ben bu bürokratları anlayamıyorum. Yani adamlara diyor ki öyle bir atmışlar imzayı ki ne istiyorsa o anlaşmada her şey imza atmış bizimkiler. Öbürleri kızım şunu veririm bunu vermem diye şeyler koymuşlar. Bizim bürokratlar gurbetçiyi düşünmüyorlar. Gurbetçiyi veyahut yurt dışını fazla bilmedikleri için gidip güzel bir otelde yat, toplantıya kadar bas imzayı, git geri. Ondan sonra da her şey bittikten sonra gel rehberi hazırla. Ondan sonra da milletvekilini çıksın Avrupa'da dolaşsın rehberi açıklamaya. Biz anlıyoruz o kadar ya rehberden, yani bizim onu anlamayacak kadar şeyimiz yok. Gurbetçileri ben bilgilendirdim şurada benim videolarımdan. Öyle veya böyle gene bir şeyler aldım. Kusura bakmayın böyle rastgele konuşuyorum biraz ama videomu sonuna kadar seyreden herkes bundan gerekli bilgiyi kendine göre alıyor. Evet arkadaşlar, gene sorularınız olsa yazın. YouTube'da bu 5. videom. Diğer videolarımı da seyredin. Evet, paylaşabilirsiniz de. Bizim sadece amacımız karşılıksız olarak sizleri bilgilendirmek. Finlandiya'daki yurttaşlarımız bu bakımdan şanslı. Onlar bundan haber oldu ama birçok ülkedekiler haberdar değiller. Onun için değişik ülkelerden seyreden arkadaşlarımız paylaşın ki kendi ülkelerindeki, ülkelerinizdeki gurbetçiler de bundan haberdar olsunlar. Öyle veya böyle vergi dairelerinden hata yapanlara kağıtlar gelecektir. Evet, hepinize her şekilde selamlar, kalın sağlıcakla.